Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Değerli dostlar, görmüş olduğunuz gibi bugün yine ETS 2 videosuyla karşınızdayım. Mobilden ETS 2 oynuyoruz arkadaşlar. Ama bu sefer aracımız farklı, görmüş olduğunuz gibi kıyak bir aracımız var. Şimdi yola çıkacağız. Araç çok güzel arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi içerisi falan bembeyaz. Bayağı da sağlam bir araç. O zaman şöyle gelen giden yok. Yavaştan yola akalım. Lan dayı, sen nereden çıktın aniden? Bir durun be. Heh, hemen akalım yola. Görmüş olduğunuz gibi altta hemen böyle bir üst kamera görünümü falan da var. Görmüş olduğunuz gibi bugün de ETS2'yi telefondan oynuyoruz arkadaşlar. ETS2 nasıl telefondan oynanır diye soranlar varsa, onlar da YouTube'da bir video çekmiştim bununla ilgili. Anlatmıştım detaylı bir şekilde. Yani onun linkini yine şey kısmına koyacağım. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim başta. Yani girdiğiniz anda o yorum karşınızda olacak. Ona bakarsınız. O videoda net bir şekilde anlattım. Bu videolara biraz bahsedeyim değerli dostlar. ETS2 telefona inmez. Yani telefona indiremezsiniz. Nasıl telefondan oynuyorsunuz derseniz de bir uygulama var. Play Store'de GeForce Now diye geçen bir uygulama. Onu indiriyoruz ve onun üzerinde hesap açıyoruz. Sonra Steam hesabı açıyoruz. Steam dediğim bilgisayarın Play Store'si gibi düşünebilirsiniz. Yani bütün uygulamaları aldığımız, indirdiğimiz yer. Steam hesabı açıyorsunuz. Oyunu satın alıyorsunuz. Oyun indirimli fiyatıyla 9 TL oluyor. Bazı dönemler oluyor böyle. Oyunlar indirime giriyor. O dönem 9 TL. GeForce Now hesabı kurabilirsiniz. Ücretsiz olan paket var, ücretli olanlar var. Onlar artık ayarlarsınız kendinize göre. Tabi bu şekilde anlatmak kimse yapamayacak. O şey hani anlatılarak yapılacak bir şey değil, yani göstermem gerekiyor. Bu yüzden yorumlara sabitlemiş olduğum videoya mutlaka bakın. Eğer telefonda ETS2 oynuyorsanız, oynamak istiyorsanız daha doğrusu diyeyim. O video işinize yarar. Tamamıyla güzel bir şekilde anlattım. Bir video oldu arkadaşlar. Kendimi övmek gibi olmasın ama amacım sadece yardımcı olmak arkadaşlar. Amacım hani çoğu kişinin bu şekilde oynayabilmesini sağlamak. Yani illa bilgisayar ihtiyacı olmadan, lan kaza yapacağız şimdi. Bilgisayar ihtiyacı olmadan direkt ETS2 oynayabilmenizi sağlamak amacım. O videoda bütün paketleri filan ayrıntılı şekilde anlattım. Bütün her şeyi ayrıntılı şekilde değinmeye çalıştım. Yani eğer oynamak istiyorsanız sizler de mutlaka, lan çarptık lan, mutlaka o videoyu izleyin. Bas abi, bas. Araç çok güzel. Bu videoda kullanmış olduğum modların linkleri açıklama kısmında mevcut. Oradan sizler de bu linkleri indirerek oynayabilirsiniz. Kurup oynayabilirsiniz. Araç çok iyi ya. Harbiden araç bayağı güzel. Akıyor lan. Tabii şöyle de bir durum var. Şöyle bir duruma da değinmek isterim. Bilgisayardan oynanan ETS2 ile telefondan oynanan ETS2 arasında farklar oluyor. Şöyle içinde göstereyim aracın. Bembeyaz. Nasıl farklar oluyor? Mesela Tracker MF var biliyorsunuz.
büyük bir şey, büyük bir multiplayer sunucusu ETS2'de kurulan, çok kişinin işte girdiği. Şu Kirken Esmaden'de işte multiplayer ile videolar falan çekiliyor ya, benim de çektiğim başka kanalların da çektiği videolar falan filan oluyor. İşte etrafta insanlar dolu oluyor. Onlara giremiyorsunuz mesela. Yani o tarz şeylere giremiyorsunuz maalesef. Onun dışında her modu kuramıyorsunuz. Steam'de olan modlar. Öyle yani. Konvoy yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Zaten oyunun içerisinde bir multiplayer sistemi var. Bu multiplayer sistemi 8 kişilik. Yani bir oda kurup karşılıklı combo yapabilirsiniz belirlediğiniz modlarla beraber. Ama onun dışında işte öyle işte tracker, MF falan gireyim ya da promote haritası falan kurayım, maalesef öyle bir olanak yok. Ama yani bu şekilde oynamak da güzel. Yani en azından hani bilgisayar olmadan da oynamış oluyorsunuz. Lan ne yol gittik be. Araç çok güzel ya. Çevreyi falan da görüyorsunuz. Bir de bu sistemde biraz da internetinizin iyi olması gerekiyor. Yani sağlam bir internet de gerekiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü internet yavaş olursa sürekli bir kasma, donma olur. Oynayamazsınız hiç, onu söyleyeyim yani. Başta internet hızınız nedir, yani iyi bir internet hızına sahipseniz rahat bir şekilde oynarsınız. Onun dışında telefonun ne olduğu falan filan önemli değil çok. Ama internet hızı önemli. İnternet hızı eğer yavaşsa maalesef yani çok kötü oyun deneyimi olur. Oynayamazsınız bile hatta. İyiyse rahat rahat oynarsınız. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Şöyle akıcı bir oyun olur sizler için de. Oyunu satın almanız gerekiyor. Yani oyunu garanti satın alacaksınız. Yani başka bir yolu yok onun. Soranlar oluyor işte, bu GeForce Now almadan ETS'yi nasıl oynayabilirim? Oynayamazsınız. Yani bu artık bilgisayarlarda bile kasan bir oyun haline geldi. Çünkü bir 44 sürümüyle beraber baya baya bir kasmaya başladı. Grafikler ağırlaştı. Oyun ağırlaştı. Yani bilgisayarlar bile artık zor kaldırıyorken telefon nasıl kaldıracak onu da bilmiyorum. Lan ne gidiyor yalnız arabada? Arabayı beğendim ya. Dediğim gibi bu videoda kullanmış olduğum bütün modlar açıklama kısmında mevcut olacak. Bu videoyu iki part olarak yapmayı düşünüyorum. İki part olarak yükleyeceğim yani. Birinci partın sonuna gelelim hatta. İkinci part için de beklemede kalın arkadaşlar. Videonun sonuna geldim. İkinci part yakın zamanda kanalda olacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.